Değerli basın mensupları, kıymetli Eskişehir'liler. 31 Mart mahalli idareler yerel seçimlerinden sonra sandık güvenliği ve demokrasinin en doğru şekilde işletilmesi için sandıklarda görev alan memur ve parti üyelerine ait ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yoksa da T.C. kimlik numaraları adına açılan hesaplara yatırılmaya başlandı. Fakat bazı vatandaşlarımızdan gelen bilgilere göre daha önce YSK'nın kamuoyuyla paylaştığı ve basında da yer alan ücretlerle alakası olmadığı bütün siyasi parti üyelerinin de sandıkta görev alan üyelerinin de eksik ödeme aldığını gözlemlemiş bulunuyoruz. Böylesi bir basit durumda bile YSK'nın bu tutarsızlığı biz değerli siyasi parti mensuplarını derinden üzmüş olup yakın zamanda açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamında açıklanan paketler ve ve buna benzer akılla açıklanmayan şeyler olduğunun açıklanmayan şeylerin amacının tasarruf olduğunun değil yıllardır hükümetin yapmış olduğu yanlış politikalar sonrasında içinden çıkılmaz bir hal alan durumun üstünü örterek kendi yaptığı yanlışları yine her zaman olduğu gibi vatandaşın ve milletimizin cebine yüklemekten başka bir şey olmamıştır. Başka bir aymazlık her gün kepen kapatan, her gün iş yerini kapatan esnafımız kendine can suyu arayarak ayakta durmaya çalışırken esnaf kefalet üzerinden, esnaf kefalet kooperatifleri üzerinden kendilerine can suyu olarak çekmiş oldukları kredileri yüzde birden 60 ay vadeyle almış olup ve bunların düzenli bir şekilde taksitlerini, ödemelerini yaptıklarında anlamsız bir şekilde kendilerine gelen bir mesajla faiz oranlarının yüzde birden 3.4 oranını yükseldiği haberini almış ve bu küçük esnafımızın bütün ön plan olarak yapmış olduğu ticari hesaplar alt üst olmuştur. Plansız programsız yapılan bu değişiklikler kendi kendini çevirmeye çalışan küçük esnafa büyük bir darbe vurmuş ve resmen can suyu arayarak ayakta durmaya çalışan esnafa hükümet tarafından destek verilmesi yerine sen kepengini kapat çek git denilmiştir. Hükümetin şu an gündeme getirmeye çalıştığı durumlara baktığımızda ise anayasa konuşuluyor. Anayasayla ilgili gelecekte planlar inşa edilmeye çalışıyordur. Biz İyi Parti olarak tek adam rejimine karşı duracak, anayasaya karşı dik durduğumuzu, şu an milletimizin derdinin anayasa değil ekmek evine götüreceği, tenceresinde kaynatabileceği bir aş olduğunu burada kamuoyunda da herkesin önünde paylaşmak istiyorum. Hükümetlerin, vatandaşların işini zorlaştırmak için değil, milletin huzurunu ve refahını arttırmak için yaptırımları yapmalıdır. Yapılan bütün yanlış politikaların faturalarını her defasında millete çıkarmasına artık bir dur denilmelidir. Bu ve bunun gibi durumları Milletimizin iradesini temsil eden 37 milletvekilimizle beraber gazi meclisimizde gerekli soru önergelerini vererek milletimizin yararına olan her şeyin takipçisi olacağımızı da kamuoyuna saygılarımı bildiriyorum. Teşekkür Efendim, ederim. Tabii ki Bey. Şimdi ee, malumunuz olduğunuz üzere biz ee, seçimlere giderken dört bir taraftan hani Türkiye gibi izliyorum. Bazen iyi Parti'nin durumu nasıl diye sorduklarında ben bütün herkese diyorum ki biz Türkiye gibiyiz. Dört bir taraftan dostumuz varmış gibi görünüyoruz ama her taraftan ayrı ayrı işgale uğradık diyoruz. Yerel seçimler öncesi iyi Parti üzerine bir karama politikası kampanyası geliştirildi. Akabinde biz bir arkadaşımızı görevlendirme yani teşkilat kurması için görevlendirme yapmıştık. O arkadaşımız farklı gerekçe ve çeşitli nedenlerden dolayı listesi onaylanmadan istifa yani listesi onaylanmış gibi durum olmuştu. Listesi onaylanmamıştı aslında arkadaşım. Çünkü biz farklı girişimlerde olduğunu biliyorduk. Daha sonra da arkadaş farklı bir siyasi parti organizasyonları içerisinde yer aldı. Onu kendi kişilik ve karakterine bırakıyoruz arkadaşı. Devamında da e, şu an hala parti üyemiz, hala da görüştüğümüz Bülent Kocabaş Beyefendi ilçe başkan olarak görevlendirdik ve devamında bir seçim sürecine girdik. Tebebaşı ilçemiz de merkez ilçemizin en büyük ilçelerinden bir tanesi. Bu süre zarfında tabi Bülent Bey de daha önce Allah kimseye yaşatmasın, yani Cenab-ı Rabbil Alem'in kendisine sabırlar versin. Bir oğlunu şehit verdi 6 Şubat depreminde Malatya'da ve milli voleybolcu bir kardeşimizdi. Türkiye'de Adir Ender yetişen evlatlarımızdan bir tanesiydi. Onun da getirdiği durumlar üzerine ciddi sağlık problemleri yaşadı kendisi. Ve biz seçim sürecini beraber omuz omuza kendisiyle atlattık. Seçim sürecinden sonra da kendisi şahsımla görüşerek... Ee, sağlık problemlerinin arttığını, e, ciddi bir solunum, enfeksiyon ve kalp damarda sıkıntılar yaşadığını beyan etti. Kendisi görevden affını istedi ki e, biliyorsunuz Mahalli idareler Seçimler süreci bittikten sonra da biz genel merkezimizin öncülüğünde bir kongre kararı aldık. Aldığımız kongre kararı sonrasında da Türk siyasetine örnek olacak 3 adaylı bir e, adayın yaraştı. Ama kazananın iyi parti oldu. 3 adayın da kol kola çıktığı bir kongre durumu gerçekleştirdik. Bu süreçte de yeni seçilen Sayın Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu ile yapmış olduğumuz il başkanları toplantısında tüm Türkiye genelinde teşkilatlarımızda bir güçlendirme, bir iyileştirme ve eksiklerimizi giderek sahada devam yol aldık. Bülent Başkanımız da, da biz kendi affını istediği konuda bize bilgi vermişti. Fakat biz genel merkezimizle beraber il ve ilçe teşkilatlarımız üzerine bir güçlendirme çalışmasına gideceğimiz ve o mihvalde de şu an teşkilat içi toplantılarımız devam ediyor. Kamuoyla bu durumu direkt paylaşmadık. Önümüzdeki günlerde gerek Tebebaşı merkezi olarak gerekse Taşra kırsal ilçelerimizde ciddi güçlendirmeler yaparak kamuoyuyla yeni görev alan arkadaşlarımızı, atanan arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Zaten bu siyasetin doğasında da var. Ben de bugün Serdar Ulcun olarak partim bana yerel seçimler öncesi bir görev verdi. Ben bu görevi en iyi şekilde elimden geldiğince, gücümü yettiğince ifa etmeye çalışıyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Yarın bizim yerimize başka arkadaşlar gelir. Ama asıl olan kurumların kalıcılığıdır, kurumların bakiliğidir. Mesela biz yani e, Türk siyasetinde örneği görülmemiştir demokrasi örneği sergiler. Kurucu genel başkanımız öyle 13 seçim kaybetmeden, 15 seçim kaybetmeden veya kendini sabit %10'lara sabitleyip de ben bilgeyim diyerek orada köşe başında oturarak hesabını veremeyeceği şeylerin arkasına durarak milleti kullanmadı. Milletin bir irade sergiledi dedi. Ben bu iradeye saygı duyuyorum dedi. Ben bu partinin kurucu genel başkanıyım. Biz millete kendimizi doğru anlatamadık dedi. Ama ben şunu da altını çizmeden geçemiyorum. Biz millet ne derse onun çizgisinde siyaset yapıyoruz. Kurucu genel başkanımız da öyleydi. Şu anki genel başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu aynı çizgide devam ediyor. Biz milletin yolunda siyaset etmeye, siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz. Diğer siyasi partilerin yapmış olduğu durumlar gibi bir durum sergilemeyeceğiz. Bunu da gösterdik. Genel başkanımızla beraber güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Diğer ilçelerde de değişikliklerimiz olacak. Belli başlı kırsal ilçelerimizde de. Onları beraber tebe başında önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız.